Arkadaşlar hoş geldiniz. Ali Dağ'a gelmiş. Siz hoş geldiniz. Bu hafta Ali abi yoldan geldi, yoldu. Grip olmuş, doktora ihtiyacı var. Var mı tanıdığınız doktor? Tersi söküğünü dilemezmişlerden. Meral Hanım da kendisi bekliyor. Sorunu çözemiyor herhalde. Doktor Bey müdahale etti. Zaten ondan bulaştı. Evde doktor olmasaydı iyiydi. Bugün sunularımızla ilgili ben kısaca böyle bilgilendirme. Çok dersine çalışmadım. Onun için unutuyorum. Bakmak ihtiyacı hissediyorum. Bugün geçen haftanın Kapıkaya etkinliğinin sunumunu Medine Akkaya Hanım yapacak. Biraz Medine Hanım'ı önce zor ikna ettik, sonra herhalde belki bu arada Medine Hanım'ı göremiyorum. Kaçtı mı lan? Sonra herhalde sahneden indiremeyeceğiz gibi görünüyor. Bayağı emek sarf ettiler gördüğüm kadarıyla. İnşallah güzel bir sunum izleyeceğiz hep birlikte. Tülker Bey'in önerisiyle başlattığımız meslekler sunumumuz var. Sağ olsunlar bize bir ışık yaktı. Biz de o ışığın arkasına takıldık gidiyoruz. Her hafta bir mesleğin tanıtımıyla ilgili bir sunum gerçekleştiriyoruz. Bence güzel oldu. Neden güzel oldu? Bugüne kadar bildiğimizi zannettiğimiz doğruların yanlış olduğunu ya da yanlış olarak bildiklerimizin doğru olduğunu görmeye başladık. İşte bir doktorluk mesleğinin bilinmeyen yüzlerini, mühendislik mesleğinin bilinmeyen yüzlerini gibi mesleklerimizin bildiğimizi zannettiğimiz fakat bilmediğimiz gerçekleri görmeye başladık. Çünkü hiçbirimiz o mesleğin içinde yaşamıyoruz. Her zaman ne zaman ki o mesleğe ihtiyaç duyduk, ancak o zaman yüz yüze geliyoruz. Bizim açımızdan her şey gülük gülistanlık. Eleştirme adına her türlü eleştiri rahatlıkla yapabiliyoruz. Hasan Bey bana bakıyor, öyle ne diyor bu adam şimdi diyor. Hasan Bey kim önce onu da hemen aktarayım. Hasan Bey, bankacımız. Hüseyin Bey davetiyle gelmiş herhalde. Teşekkür ederiz bu arada. Bir haftada bankacılığı sizden dinleyelim mesela. Hüseyin Bey daha en böyle. Hüseyin Bey zaten bizden, ona başka görevler veririz. Olur. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Haftaya, çarşamba günü de bankacını sizden dinleyelim. Çok evet, değil mi o? Evet. Evet, teşekkür ederiz. Haftaya, çarşamba günü bankacılık nedir onu öğreniyoruz arkadaşlar. Valla kusura bakmayın, ben bazen böyle gözüme takıldı mı hemen sonuca gitmek istiyorum. Sağ olsun Hasan Bey de kırmadı bizi. Arkasında Türkiye Dağcılık Federasyonu Sparta İl Temsilcimiz Sayın Mehmet Sezgin Bey birkaç haftadır iş yoğunluğu nedeniyle yapamadığı sunumu bu hafta yapacak. Gerçi geçen haftaki yapamamasının sebebi bizdik. O günkü program nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Bu hafta Mehmet Sezgin Bey temel dağcılıkla ilgili bir sunum aktaracak bizlere. Arkasından yine İlk yardım eğitimlerimizin serisinin son haftası var. Doktor Remzi Uysal Genç Bey bu haftada yine ilk yardımla ilgili soru cevap şeklinde doğadaki ilk yardımı aktaracak bizlere. Ve yine her hafta olmazsa olmazlarımız var. Nedir olmazsa olmazlarımız? İkramlarımız var, çaylarımız var. Bu arada küçük bir dipnot geçeyim. Bilenler vardı, bilmeyenler için. Bizim her zaman cefamızı çeken Hüseyin Bey bugün burun ameliyatı geçirdi. Herhalde kısa bir şey yazarsınız. En azından geçmiş olsun dileklerinizi iletirsiniz diye hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Kendisi onun için bu hafta aramızda yok. Yine işte ikramlarımızda neler var? İşte çaylarımız geliyor mesela. Kürşat Bey. Kürşat Bey. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Hüseyin Bey yoksa binlerce Hüseyinlerimiz var. Sağ olsun, gör olsun aile bireyleri. İşte böyle. Etiketlerimizi bir kenara bırakıyoruz. Burada gör dostu oluyoruz. İşte gör dostu da güzel tarafı burada.
Teşekkür ederiz kendilerine de. İkramlarımızla Medine Hanım'ın eşleri kendilerini yalnız bırakmamış demiş ki o güzel sunumun arkasına güzel de bir ikram koyalım demiş. Sağ olsun Hüseyin Bey bugün ikramıyla. Arkasından Fatoş Demirtaş Hanım yine her hafta olduğu gibi bu hafta eksik kalmamış. Hüseyin Bey ikramda mutlaka ben bulamaz mıyım demiş, o da devreye girmiş. Yine Fatoş Hanım'ın kankası diyelim, Meral Hanım'dan hoş durmamış, hastalığına rağmen yine ikram konusunda hemen destek olmuş. Ve bu hafta erkeklerin helal ettiler bizi kurtardı, ikramlar bayanlardan gelirken arkasından bir Mehmet Bey'den geldi. Hüseyin Bey'in ikramla Medine Hanım'ın vardı, onun için erkekler derken seni övgülerle çıkarma ihtiyacı hissetti. Mehmet Bey de sağ olsun bu hafta ikramı da bize destek olmuş. İkramlar için arkadaşlarımıza bir alkış yapalım mı? Yedikten sonra herhalde bir daha alkışlarız. Bir bakalım tatlarına, herhalde güzeldir. Şüphemiz yok ona. Ben kısaca birçok arkadaşımızı tanıyorum ama birkaç tane yeni yüz gördüm. O yeni yüzleri bir tanımak istiyorum. Kemal Bey yeni yüz değil, onu geçiyorum. Birazdan zaten kim olduğunu tekrar ifade edecek. Hemen size gelelim. Kendinizi ifade ederseniz. Ben Dircan Aslan. Emekliyim, emekli memurluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 40 senedir farkındayım, aslen oğlanıyım. 40 senedir oldu süreyi deniyor. Yani 41 sene. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mustafa Aslan. Aslan yolculuğu. Mehmet Yasur. 28 yıl oldu. Aslan Bey'in sayısı. Teşekkür ederim. Aslan Bey'i de İyi akşamlar herkese. Ben Hasan Yüncan. Bankacıyım. Mehmet Bey'in dediğini söylediğim gibi. 7 yıldır Isparta'da Asya Trakya'da evlendik. Eşim Isparta'da bu sebeple Anıtköy'de oldum. Isparta'yı, Burdur, Antalya'yı orayı çok seviyorum. Boğaz Spor'la ilgili Burdur'a sohbet odum vardı. Onların ki çok yorucuydu. Hüseyin Bey'i beni ikna etti. Burası daha uygun dedi ama edeceğiz bakalım. İnşallah ben de katılacağım bundan sonra. Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey eminim sizi yanıltmamıştır. Ben uçağımda zannetmiyorum. Yo, ben grubu bu hafta Hasan Bey'e göre yürüteceğim. Yormayacağım. Anlaşıldı. Evet, burada bir delikanlımız var. Sizi de tanıyorum. Merhaba, ben Berkan. Son 3 an mühendisliği okuyorum. Ailemi sizi ziyarete geldim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet. Hocam da tanıyalım. Cemal Kazan, Eğirdir'den. Eğirdir Ses Gazetesi olarak katılıyoruz bugün. İnşallah bundan sonra sürekli katılmayı düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Bizleri ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün sağlıkları çok geldiniz. Ben Eğirdir Ses'le ilgili çok bir şey söylemedim çünkü o sendiği kendilerine bırakayım istedim. Eğirdir Ses Gazetesi'nin sahibi Kemal Bey bugün zaten sunumların içerisinde yer alıyor meslekler bölümünde. Gazeteciliğin bilinmeyen, görünmeyen yüzlerini inşallah bizlere aktaracak. Evet, ben daha fazla uzatmadan Medine Hanım çünkü eller ayarlar titriyor ama ben onu tanıtıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Adım Medine Akkaya. Mehmet Erince anlattı bize. Valla Selçuk Hocam da dediği gibi buraya çıkınca insanda bir heyecan basıyor. Ne diyeceğimi bir anda unuttum. Hocam sizinle beraber okuyalım. Evet, bu hafta Fikret Bey sunumu bana verdi. Özellikle sunum almaktan çekiniyordum. Çünkü bizim evimizde internet yok. Kızımızdan dolayı interneti bu sene kapattık. Sınav hazırlanıyor diye. O yüzden sunum hazırlandıkça çok zorlanacağımı düşündüm. Sonra bazı arkadaşlarım yardımcı olacaklarını söylediler, kabul ettim ben de. Bunda eşimin, ayrıca evrim arkadaşımız vardır, Ram hocamız. Akşam onunla beraber hazırladık. Elektrikler kesilince de yani birilere kadar uğraştım. İnşallah beğenirsiniz.
biz de reklamlık sayesinde katıldık. Daha önce ben de biliyorduk ama bizim bazı hastalığımızdan dolayı geç katıldık. Ama çok seviyoruz. Ben özellikle Girl Dogs'un böyle takım grubuna diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birbirinden değerli, çok özverili çalışıyor. Onlar sayesinde daha da çok sevdik. Doğa yürüyüşü olarak sırf bir şey değil, özellikle çarşamba günü de dolu dolu bilgilendirici etkinliğe sahipler. Onlar için de aile gerçekten teşekkür. Her hafta başka şeyler öğreniyoruz. Özellikle ben geçen hafta Çanakkale şeyinde çok etkilendim. Bunca şeye kadar çok etkinlik gördüm ama Çanakkale etkinliğinin burada çok daha güzel, çok daha böyle dolu, okullarda bile bu kadar görmemiştim gerçekten. O yüzden Girl Dogs'la olmaktan gurur duyuyoruz. Girl Dogs çok iyi. Çevremizde de gelen isteyen arkadaşlarımıza zaten anlatıyoruz. Gelince de gelenler seviyor. Neyse ben mikrofonu kaptım. Fazla şey yapmayayım, lafı uzatmayayım. Sunumuma geçeyim. İnşallah beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Thank you.